Ala Resulina Muhammedin salavat. Geçen hafta kaldığım yerden devam edeyim. Hangi hissin tesirindeysen akıl o merkezde fikirler üretir. Basit basit hisler ve duygular bize mezar olmamalı. Ben hulasa edip izah edeyim. Mesela gece daha çok olur. Gece daha yoğunluk yaşanır. Vehim ve sesi daha çok olur. Daha çok nefes alamazsın. Kendini daha kötü hissedersin. Sebeplerinden birkaç tanesini sayayım. Gece bize ait değil. Gece Allah cinlere vermiş. 12'den sonra onların alemi başlıyor. Gündüz ise insanlara mahsus. Gece onlara mahsus. Allah bölmüş. Başka ırmaklar, çöp tenekeleri, güneş görmez, taafun etmiş. Öyle güneş girmez, insan girmez böyle kokuşmuş yerlere onlar bulunur. Onlara erva habise de eşlik eder. Yani cinlerin dışında başka habis ruhlar da var. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu bölmüş. Demiş ki dağların tepeleri, güneş gören yerler Müslüman cinlere. Müslüman, bizi seven, bizden olan. Deniz kenarları diyor, plajlar. Dere yataklar, karanlık olan. Ama ovalardaki dere değil. Güneş görmemiş, çöplük, bataklık gibi yani insanın hoşlanmadığı yerlerde kafir cinler bulunuyor. Onlar bulunuyor. Gece de 12 limit, yatsı namazını imsaka kadar kılmak caiz. Yatsı namazını. Fakat 12'den sonraya bırakmak mekruh. Gece 12'den sonra vakit var diye de bırakmamak gerekiyor. Şimdi anlatacağım. Eğer televizyonda, internette, şunla bunla 12'yi geçer, meşgul olursan hiç şansın yok. Ya camına, ya pencerene, ya odalara mutlaka tıklayacak. Mutlaka geleceği rahatsız edecek. Çünkü şey adamın kafirin o. Müslüman bozmaz. Bir de malumat vereyim. Bir yere denk gelirsiniz. Der ki bana evliyalar yardım ediyor. Öyle cinci, sahtekarlar var. Doğruları var ama az. Bana evliyalar, büyük zatlar, Hazreti Hamzalar, şuheda, şehitler yardım ediyor. Yalan. Yalan. Küllümen yalan. Yani belki de saftırıktır, o da bilmiyor. Kendisini sure taktan göstermiş. Kitapta öyle diyor. Ben hazırım diye. Bugünkü zatın sorduğu gibi. Ya diyor bende değişik haller oluyordu bu. Kemalat anıyor, şeytan yaptırıyor. Şimdi insanın hisleri, duyguları hangi cinstense fikirler o cinsten olur. Mesela korona ile alakalı videoyu çok seyreden, çok haber seyreden insan aklı o videolara gidince ateşi yükseliyor, ter. Bu vesveseden kaynaklanıyor. Yani terliyorsa vesveseden, nefesi kesiliyorsa bu da vehim. Ne demek farkı? Düşünce bozukluğundan nefes kesiliyor, vesveseden de ter olur. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani yeryüzüne korona ile inmedi ki ölüm. Ölüm zaten vardı. Dünya istatistiğinde hiçbir zaman ölümün, yani dünyanın gelir giderinde hiçbir değişiklik yok. Hep böyle şişirme haberlerle insanı bloke ediyorlar. Şimdi insanın duyguları, fikirleri, meşgul olduğu televizyondur, videolardır, ne ile meşgul oluyorsa düşünceleri o cinstendir. O cinsten oluyor. Ben bir şeyimi paylaşayım. Bunu anlatmama sebep olan bu Mustafa, bu gece olan başıma gelen bir şeyi anlatayım. Gece namazından sonra yattım. Yatınca gayri ihtiyari Mustafa Bey. Gayri ihtiyari tanıdığımın birisinin ilk önce şeklini gördüm. Rüya değil. Ayık da değilim. Böyle bir tuhaf. Yani uyanık değilim. Uykuda da değilim. Tanıdığım birisi. Onun
gördüm o nasıl olduysa ruhun onun içine girdi. Bu akşam. İçine girdi. Ama ya Rabbi. Ama ya Rabbi. Korkunç bir cehennem. Acayip ha böyle. Nasıl oluyor biliyor musun böyle? Ne Necaş gideri gelir ya böyle dere. Alabora olur yani. Ön tarafı kapanında böyle baraj olur sonra patlatır ya. Duman eder. Değirmeni dağılıyor ya. Duman ediyor da sağa sola. Aynı öyle alabora içerisi. Korkunç ama. Nasıl bir şey? Bu caminin cumanın hürmetine yemin ediyorum. Saniye, dakikalar, dakika duramadım. Yani 10 saniye bile duramadım. Hemen iktidarımla çıktım dışarıya. Hemen Risale-i Nur'dan bir cümle vardı. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşamak hadsiz ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu anladım. Mensubiyet. Hemen imana. İmanıma sığındım. Allah'a iman bağlıdır. Allah'a bağ eder. Aklımız vahiy bağ eder. Vahiy de Kur'an da bizi Allah'a bağlı. Hemen Allah'a, Allahsız düşündüğün zaman çıkamıyorsun işin içine. Mesela mezarlığa hayalen giriyorsun böyle. Allahsız bir düşün, merhametsiz düşün. Korkunç cehennem, yani yaşayamazsın yani, psikolojin bozulur. Allahsız öyle düşünüyorsun. Peki ehli nasıl kurtuluyor bundan? Yani bizden farkı ne ki onlar rahat ediyor? Mezara gömüyor. Ben mesela çok ceset yıkamışım, çok indirmişim. Mesela bakmaktan bir başkası imtina ederken, çekinirken ben indirmişim çok. Hem de Almanya'da gasilhane de yok. Hastanelerin en bu durumda yıkıyorum. Yakınında korkudan gelmiyor. Yakında gelmiyor. Nasıl yıkıyorsun? Allahsız bakınca dayanamazsın. Allahsız bakınca. Bunun altına çıkamıyorsun. Kendini o cesedin içine sokuyorsun. Ulan şimdi mezara koydular, tahtaya koydular, şimdi ne yapıyor önünde tüm. Bu Allahsız düşünmekten yani. Allah ile beraber düşününce hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Çünkü merhamet ilahi seni bırakmaz. Yani düşüncemizi doğrultusuna, kıblesine koymanın yolu bir, doğru yerde olacağız. Doğru insanlarla olacağız. Doğru zamanda doğru iş yapacağız. Yoksa hiç şansın yok. O zaten gene gireyim. O zaten içine girdim. Ama ya Rabbi. Nasıl yaşıyorlar? Sonra ya kafayı uyuşturacak ilaçlarla, içkiyle, ilaçla veya iman. Başka şansı yok. Veya intihar edecek. Makinistin yeşil lambaya itimat edip güvenli yoluna devam ediyor. Niye devam ediyor? Koca 200'le gidiyor, 280'le. Niye biz yeşilde basıyoruz, geçiyoruz? Çünkü o yeşil bize diyor ki geç. Başka ne diyor? Ben diğerlerini kırmızı yapmışım. Diğerleri duruyor. Yani istisnalardan bahsetmiyorum öyle. Trafik canları dediği yani kul hakkından, haramdan korkmayan. Kırmızıda geçmek haramdır. Nasıl haram? Kul hakkıdır ya. Allah Resulü zamanında ışık mı vardı? Bir kanun, bir silsile. Yani Allah Resulü ve Kur'an bir ölçü verir. Ona benzeyenler ona dahil olur. Mesela diyor ki yüksekten düşüp ölen şehittir diyor. Şimdi bu şeyi söyledim mi? Binadan da, uçaktan da vesaire vesilelerle yukarıdan aşağı düştü, şehit oluyor. Yani illa şey değil. Mesela diyor ki, kul hakkına tecavüz etmek haram. Kırmızı da geçmek kul hakkı değil mi? Hem de onun hayatiyetine sebebiyet vermiyor musun? Haram. Kanun böyle bir silsile. Yani sistem böyle çalışıyor. Şimdi nasıl ki yeşil ışık yanınca bize cesaret veriyor. Diyor ki geç. İnsanın da fıtratında, yaratılışında var olan Allah'a güven de yeşil ışık gibi bu. Allah'a itimat, Allah'a teslim, tevekkül, itimat ve kanaat arabalardaki sanki güzergahındaki yeşil ışık, ışıklara benziyor. O ışık olduğu zaman insan emniyette hissediyor. Mesela ahiret kötü olsaydı Allah onun o güzel dünyanın lüminesini fıtratımıza koyar mıydı? Evet istiyoruz. Onun ahiretin bizdeki alametini sonsuzluk istiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Dert istemiyoruz. Keder istemiyoruz. Bak bakalım isteklerin hiçbirisi dünyada var mı? Niye koymuş peki? Anne karnında organları niye koymuş? Ayak, bacak, kol. Niye koymuş? Kol niye var yani? Ayak niye var? Orada işe yarıyor mu anne karnında? Yok. Nereye gidecek olduğu için ona göre takılmış organ.
Ayak orada işe yaramıyor ama doğumundan sonra yarayacak. İnsanın ruhunda da bu arzular var. Ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak istiyorum. Her istediğim olsun, istemediğim olmasın. Bu fıtratımıza, yaratılışa konmuş. Demek ki böyle bir alem var. Ona gidilecek, orada kullanılacak diye konmuş. Ana karnında göz işe yaramıyor karanlık alemde. Kör maddelerden karanlık alemde göz yapılıyor. Anne karnı karanlık. Annenin yediği kör maddeler göz yapılıyor. Ne işe yarayacak? Gidecek olduğu alem için. Önceden takılıyor. Bizim de ahirete en büyük delil insanın fıtratındaki, yaratılışındaki istekler, arzular, meyiller. O orayı gösteriyor. Orayı ifade ediyor. Sıkıntı müstakil bir hastalıktır. Bazen sebepsiz ortaya çıkar, bazen de başka bir hastalık onu ortaya çıkarır. Ortak hastalık gibi gözükürken çıkış zeminleri farklı farklı. Mesela korku ile sıkıntı var. Korku. Korku geleceğe aittir. Geçmişle alakalı yok. Korku geleceği yorumlayamama. Yani ahiretle ümitli olmamaktan geliyor korku. Ne yapacağım? Korkunun yönü gelecektir. Elem ve sıkıntının yönü geçmiştir. Geçmişi mi abi? Geçmişi düşünüyorum. Ulan niye dedim ya, nasıl yaptım ya bunu demeseydim, yapmasaydım, gitmeseydim. O azap çekiyoruz. Niye azap çekiyoruz? Şeref şundan. Allah haşir meydanında küçük bir provasını aldı. Nelerden soracağım? Sen neler seni bekliyor? Öğrenmek mi istiyorsun? Hiçbir tesadüf yok. Gayet de yok ha. Ahirette haşirde sana neler sorulacak? Diyor ki ben sana soracağımı şimdi de soruyorum. Vicdan sana söylüyor. Vicdan diyor ki, ölmemiş vicdan, sana şundan azap ver olan demeseydim, yokmasaydım, göçmeseydim, yemeseydim, iyi yaptım falan. وَاِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَاهِيمٍ Ahirette cezası ve mükafatı olanın vicdanında bir uyanma var bizde. Yani vicdan azabı çekiyorsak bir konu soracak bize. Peki niye koydu önceden? Git onu telafi et. Git kulakı varsa helallık al. Öde. Kalktırdınsa git onu tamir et. Bir şey yaptınsa sana söylüyor. Eğer vicdan sana bunları söylemiyorsa zaten Allah seni bıraktı demektir. Allah bırakmıştır. Yaptığın yanlışlardan etkilenmiyorsan, vicdan çekmiyorsan senin hesabın vicdan aşımı direkt haşi meydana atılmış. Sen ikaz değil. Azap çekiyorsa yat kat da şükretmek lazım ki telafi şansımız var. Niyet hayatın kıblesidir. Niyet trenin raylarına benzer. Önümüze konulan hayat tesadüf olmadığına göre şu yaşadığımız hayat nasiplerimiz var ya, Allah niyetlerimize göre önümüze seriyor. Aslında Allah niyetimizi biliyor. O niyet donsa, proje dönüp bina olduğu gibi niyetlerimize göre Allah dünya veriyor. Biliyor musunuz? Hiç kimse bu köyde yaşamıyor. Ben de dahil. Kimse yaşamıyor. Bu köyde yaşadığımızı zannediyoruz. Aslında herkes kafasında yaşıyor. Düşüncelerinde, hayallerinde, hislerinde, kinlerinde, nefretlerinde, arzularında insan umumi dünyada yaşadığını zannediyor. Oysa hususi dünyada yaşıyor. Kendi hususi dünyasına göre umumi dünya şekil alıyor. Örneğin çocuğunu kaybeden veya buhran, bunalım geçiren bir insan bu köyü nasıl görür? Karanlık, duman. Kendisiyle barışık olmayan bir insan fikirleri, duyguları, yani yalan, dolan, sahte, herkesi de öyle görür. Kendisi yalancı ya, herkes yalan konuşuyor. Kendisi, yalan ne demek? Kendisini ortadan kaldırmaktır. Kendine saygı duymayana söyler. Kendini tanımayan, kişiyi ortadan kaldıran kistir. Kis Arapça. Türkçesi yalan. Münafıklığın birinci alametidir. Münafıklığın alametidir. Peki o yalanı söyleyip onu kandırdığını mı zannediyor? İlk önce kendini kandırıyorsun. Diyor ki başkasını aldatan kimdir diyor. Başkası Peygamber Aleyhisselam. Başkasını aldatabilmesi için ilk önce kendi duygularını aldatması lazım. Aldanmış nefsine, aldandığı için aldatıyor. Onun için diyor ki, aldatan aldanandır. Sen aldın. Kar zannediyor.
geçici olarak bir merhem sürüyorsun yaraya ama o neşterlik bir yara. Yani yalan dolan sahtekarlık geçici bir aşma gibi gözükürken ama uzun vadeli hiç seni affetmeyecek, yakandan düşmeyecek bu. Eğer ondan rahatsız olmuyorsan Allah seni bıraktı, ahirette seni bekliyor. Onun adı fıkıhtaki adı zicir tokatı. Allah seni bıraktı. Allah seni bırakmadı ki hata yapıyorsun, vicdanında hissediyorsun. Böyle azap çekme, Allah seni tutuyor. Diyor ki sana onlar, git onu telafi et, yanlış yapma. Yanlış bu işte. O zaman önümüze bunlar nasıl çıktı? Niyetimize göre çıkıyor. Niyetimiz ne oluşturuyor? Niyet ne oluşturuyor? Düşünceler, fikirler, duygular, latifelerimiz toplamına niyet deniliyor. Yani neyi düşünüyorsan koy tencereye, fikirler, duygular, hisler karıştır, bizim niyetimizi oluşturuyor. Yani bize sunulan hayat istediğimiz hayattır, endişe etme. Bir daha, yaşadığımız hayat bizim istediğimiz, Allah'tan istediğimiz bir hayattır. Biz istemişiz, herkes niyetine göre muamele ediyor. Annelerinizden niyetleriniz daha hayırlıdır. Bu, buna bakın. Niyetleriniz amelinizden daha hayırlı. Mesela bir şey yapıyorsun, hakikaten o niyetle yapmadın yani. Allah onu biliyor. Allah onları biliyor. Niyetleri irade yapar, davranışlarımızı ihtiyar yapar. İç alemimizdeki dümeni irade yapıyor. Dış dünyada yap yapma deme cüz ihtiyarı yapıyor. Eylemleri ihtiyar, iç duyguları, fikirlerimizi kontrol etmek iradeye bağlı. O da niyetlerimizi oluşturuyor. Niyetlerimize göre çalışıyor. Yani kendini tanıdınsa o kadar insan keyif alıyor ki, mesela ahireti mi seyretmek istiyorsun? Bak bir insan soruyor. Ahireti kabirde ne sorulacak? Aslında soruyu burada soruluyor Mustafa. Yazılı yaparken öğretmen soruyu soruyor. Yazılı kağıdı ne zaman okuyor? Bir hafta sonra. Öyle değil mi? Bir ay sonra öğretmen okuyor. Ha. Yazılı şu. Ben yazılı yapıyorum şimdi. Allah yazılı yapıyor. Karşıdan bir aram geldi. Toprakta bir hudut var. Yani bir önümüze bir tercih geldi. Şimdi önümüze gelenleri soru bir. Ne yapacaksın? Cevap yaptığın iş. Bir daha söylüyorum. Allah ne soracak? Soruyu burada soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Kabirde ise münker mekir, sorulara verdiğimiz cevabı yüzümüze okuyan öğretmenin yazılı kağıdı gibidir. Diyecekler ki Hasan, Avramit'te şu toprakla hududun vardı şunda. Soru bir, hiç kimse yoktu, senin iktidarın vardı. Veya açık saçık geliyor, veya gece 12 videoyu açtın. Soru bir, karşına bu geldi. Yaptın mı, yapmadın mı? Şimdi cevap nedir? Cevap şu soruya. Benim yaptığım davranış. Cevap bu. Önüme çıkanlara verdiğim tepki. Yani ya yapmışım ya reddetmişim. Ha bana kabirde şunu diyecekler. Hasan sen şu tarihte 2021 Ocak ayında Cuma günü böyle bir şey yaptın. Önüne geldi. Tamam. Cevabın da şu oldu. Davranışın şu oldu. Demek ki nünker vekil soruyu sorması demek öğretmenin bir hafta sonra okuyan yazılı kağıdına benzer. Oğlum ben sana bunu sordum. Cevabın da bu. Aha kağıt da bu. Nüker vekil bize sorulan ve verilen cevapları bize yüzümüze okuyacak. O kadar. O zaman nüker vekil burada zaten. Bize burada soru soruluyor. Orada değil. Esas soru burada soruluyor. Cevabı biz burada veriyoruz. Haşir meydanında hesap. Esas burada. Vicdanda. Orada bize ifade edilecek. Soru bir. Sen bunu şöyle yapmıştın ama ben onu telafi et, tövbe et diye vicdan azabı verdim sana, yapmadın. Yani haşir meydanındaki soru cevaplar vicdanda. Nünker mekirlerin sorusu soru değil o. Sorulara verilen cevapları bize yüzümüze yazılı kağıdının sonucunu okuyan öğretmene benziyor. Soru burada soruluyor. Soru burada soruluyor. Cevap biz burada veriyoruz. Her şey burada oluyor. Orada görüyoruz. Yazılı kağıdı görüyoruz. Şimdi hocam ben
ben öyle bir şey yapmadım. Aldım kağıdı. Al bu kağıt. Başka bir yere okuyayım. Kul dört şey ile yükselir. İlim ile, edep ile, emanet ve iffetle. Allah insanın şanını yüceltiyor. Ne ile? İlim yaparak. İki, edep. Edep de haddini bilip hududunda kalan. Edebi en güzel şekilde Mevlana şöyle tanımlıyor. Edep nedir dendiği zaman, ben diyor edebi edepsizden öğrendim diyor. Ne? Onun yaptığını tersini yaptım diyor. Edebi edepsizden öğrendim. Yani edep haddini bilip hududunda kalmak. Bir daha, haddini bilip hududunda kalmak. Edep yahu. Üç, emanete hıyanet etmemek. Hangi emanet? Sen sana emanetsin. Bir daha, sen sana emanetsin. Emanet, kendine ihanet etme. Başkasına yaptığın yanlışlıkları, yalanları, dolanları, sahtekarlığı, başkasına yaptığını zannetme. Kendine ihanet ediyorsun. Kendini ortadan kaldırıyorsun. Kendini telef ediyorsun. Hiç kimseye bir şey olmuyor. Şu anda benden yaşlı insanlar var burada, emicilerim var. Bunlar son kuşak. Şu anda köyümüzün son kuşağı sizde. Ama ne diyorum biliyor musun? Bak, çocuğum ilkokula gitmiyorum. Babama şu soruyu sordum. Babam sizin arkadaşınız. Baba dedim, bu köyde eski camiydi burada. Kim erken gelirse, lüküs var diye duvara koyuyorlardı, pompalı lüküs. Bak şimdi, bu cumanın hürmetine söylüyorum. Hiç unutamıyorum. Nasıl etkilenmişsem. Pompayı lüküse koyup böyle şey zincir asarlardı camide. Cuma kılın şey, teravih kılınsın diye teravide. Biz de şeker için gidiyorduk. Böyle. Hoşumuza gidiyorduk. Caminin üst katına çıkıyorduk. Bak ne anlatacağım size. Ne kalmış? Ona göre ne yapmak lazım? İlkokula da gitmiyorum. Kim önce gelirse lüküse o takılır. Teravih onun nuruyla kılınırdı. Kim önce gelirse lüküs oraya takılırdı. Babama dedim ki, baba dedim, Yaşar den dedim, lüküsün niye hep onun oluyor dedim. Kuneni Yaşar, Yaşar Kuna. Bütün geçmişlerimize Allah merhamet etsin. Onu da Cuma'nın hürmetine, kabrine o lüksü arkadaş etsin, nur. Dedi ki, bak Yaşar'daydı, akraban da değil yani, şey de değil. Oğlum dedi, onunla dedi, kimse yarışamaz dedi. O dedi, iftarı yapıyor veya yapmıyor, cebine minok koyuyor dedi. Biz de yarıştık, biz de koyalım ceddimiz için, ölülerimiz için lüksü asalım diye. Ama hiçbir zaman onu geçemedim ben dedi. Nasıl yapıyorsa bilmiyorum, ilk önce Yaşar'da lüksü var. Bak şimdi, bak öyle yad ediliyor değil mi? Başka kusurlar var. Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren iyi tarafı. Çocukluğumda kalmıştı. Hiç unutamıyorum. Hep böyle bakardık en aynı lüküs. Yani iyilik acayip bir şey ya. O zaman diğer taraflar beni niye ilgilendiriyor? O Allah'la alakalı. O zaman birbirimize şöyle bakacağız. Allah Celle Celaluhu haşirde iyilik yaptı koy cennete. Kötülük yaptı koy cehenneme değil. İyilikle kötülüğünü harman ediyor. Hangisi galipse ona göre muamele ediyor. Ama biz yer yer bazen başta ben bir kötülüğü mü var bir şey duyduk hemen çöpe. Bir iyiliği mi var doğru zirveye. Ama ölçü nedir? Muhabbeti artırmak lazım. Muhabbet artınca ne oluyor? Evdeki aile kavgalarının da çaresi şu. Niye eşimdeki kusurları görüyoruz? İyi ki de bir kavga oluyor. Niye ben onu tenkit ediyorum? Niye içimde böyle dırtıyor? Grok, no, no, ya. Bu adam iki de bir niye geliyor? Muhabbet yok. Muhabbet gözü kusur görmez. Bir insanın kalbinde muhabbet hakim oldu mu ona da kusur gözükmez. Tersi düşün, adalet gözü iyilik görmez. Hep tamam da ama Mustafa da şey ya, tamam da böyle yürüyor. Yürümesi dokunur, konuşması dokunur. Ona takke takması dokunur. Bırak ya namazı da şeyin olsun. Ya, tabi böyle, tabirlerle böyle. Niye dokunuyor? Adalet duygusu hiçbir iyilik görmez. Muhabbet gözü diyor. Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Diyor ki muhabbet gözü kusur görmez. Bir evde kavga gürültü oluyorsa muhabbet azalmış demektir. Muhabbet. Demek ki insana dört şey şanını yüceltiyor. Bir, ilim. İki, edep. Haddini bilip hududunda kalmak. Üç, sana verilen emanet. Yani insanlığını
Doğru kullan. Dört, iffet. İffet. Yani helaline arzusu var, haramına tenezzül etmez. Hasan Hocam, kalbimizde adalet ve muhabbet işleri var. Bunu meşru meçhede nasıl kullanacağız? Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, Cuma ezan da okunuyor. Yani ben de tamam bunları duydum. Yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Sebebi şu. Çok basit. Ne olmak istiyorsun? Topçu mu? Kumarcı mı? Alim mi? Fazıl mı? Ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber ol. İyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol. Kalbinde adavet var. Nasıl yapacağız? Bir kere ikinci bir ruh geliyor. İkinci bir ruh geliyor. Çımı geliyor bu adam. Kaldır elini. Ben yaptığımı söylüyorum. Rabbim şahit olsun. Yalana şahit edilirse kafir olur hükmünü bilen olarak söylüyorum. Kızıyorum ya bu adama. Hakikaten kızıyorum. İkide bir geliyor beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız etmezse ona rahatsız etmiyor. Ona bir şey olmuyor. Ben mahvoluyorum. Tansiyonum çıkıyor. Ateş çıkıyor. Nasıl kurtuldum? Risale'de de nasıl geçiyor? Bir, ben ilk önce kurtuldum. Sonra Risale'de ikini söyleyeyim. Elimi kaldırdığım zaman ya Rabbi Allah'ım onu merhamet et. Onu affet. Ya Rabbi onu ve beni affet. Ya Rabbi şu kusurlarının görmesini nasip eyle. Dua ettim. Baktı ki şeytan olan dua ediyor. Ya bu, ben bunu nefret ettim diye söylüyorum. Hatırlatıyorum madem dua ediyorum. Vallahi dua ettim. Dua edince bir baktım ki şeytan dedi ki bu duaya vesile oluyor. Hayra vesile oluyor. Devremde çıkarttı. Diyor ki eğer ben ona nefret adavet ediyorsam şöyle bak diyor Risale-i Nur'da. Onun ne özeli var ki kusuyorum? Bak bakalım. Ahirete ait özelliği varsa zaten kıskanmaya, düşmanlık yapmaya ahmaklık deniliyor. Dünyalığı var yani. Makamı var, şöhreti var, atı var, yatı, katı, atı, her şey var. Onlar da zaten fani. Peki ne var insanda? Çalıştığımız kazandıklarımızın hangisini harcıyorsanız o sizin. Diğerleri mirasçıların. İmam-ı Gazali der ki, altında diyor, toprağın altında hesap verirken mirasçılar aynı mal diyor paylaşma kavgası yapacaklar. Ay şimdi baba dedim yap sat da ye bizi bırakma bizde hayır gelmez. Hayır yapamıyorsam kendime yaparım. En hayırlı gibi ben gözüküyorum evladım ama ben kendimi ya kurtarayım. Sen dedim malı mülkünü sat kendin hayır yap. Dedim ki eğer satmazsan ben satar yiyeceğim. Kan mezardan çıkar boğarım seni dedi. Fakat nasıl çıkacak yani adam? Ha, şu anda onun bıraktığı şeylerle kavga ediyor. Ve onun hesabını vereceğim ben. Onunla imtihan olurken babam onun hesabını veriyor. Zekatını ödedin mi? Çayın öşürünü verdin mi? Öşür. Çayın öşürü var. Balın öşürü var. Balın öşürü var. Yani evindeki o bahçe var ya etraf. O hariç. Diğer hep ne çıkıyorsa öşür vereceksin. Yani onun zekatı, tarlanın zekatı. Yani ya nefes almanın ne demek olduğunu biliyor musun ya? Ne demek olduğunu biliyor musun? O evin etrafındaki bahçenin dışında öşürü var, zekatı vardı. Öşür de zekat gibi oluyor değil mi Hasan Hocam? Evet. Onlar... Mesela çayın öşürünü verdin mi zekat vermiyorsun. Çayın zekatı onda bir. Halit abi balın zekatı var ha. Yani öşürü var. Öyle yapmıştı bize de aynı böyle gördüm. Cemaat dedi balın öşürü var ha dedi öşürünü verin dedi böyle. Allah Allah. Bir tane de okuyayım ezan bitene kadar. Sorunu çözerken. Sorunu doğru ne çözeceğiz? Sorunu çözeceğiz biz. Bir, sorunu doğru tanımla. Sorun mu bu? Yani mevzu etmeye değer. Bu bir. İki, kullanacağın malzeme doğru olmalı. Mesela ben bu gözlüğü siyah yapsam. Sizi nasıl görürüm? Siyah görürüm. Kırmızı boyasam kırmızı. Ya yanlış yapıyorsun. Belki gözlüğün yanlış. Yani dürbüne benziyor. Ters çevirirsen adam ne kadar uzak. Ulan hakikattan uzaksın. Ters çevir bakalım dürbünü. Hepsi yakın. Demek ki sorunu çözerken insani ilişkilerde ev hakkı olsun veya birbirimize bir. O sorunu sorun. Yani ahirete taalluk ediyorsa sorunu sorun yap. Değilse bırak gitsin. Ne olacak ki? Niye? Bir mafya öyle söyledi. Hazırlanıp bir yere çatışmaya gidiyordu. Ben de denk geldim yani. Onun dostumdu. Ziyaret edince baktım hazırlanıyor. Anladım iş yapacak.
Dedim ki öyle bir bela var ki alacağın var değil mi? 10 katını ver de beladan kurtul. Mesela bazen diyorum ki babamızın bize bıraktığı en büyük iyilik, servet düşman bırakmamasıdır. Ya bazı belalar var arkadaşlar, verin de beladan kurtulun. De bırak almayı. Çünkü insanlıktan çıkmış, onunla mı uğraşacak? Bitiyor ezan. İki, sorunu çözerken kullandığımız malzeme doğru olmalı. Belki de benim gözlük siyah. Ben de siyah görüyorum. Ya siyahsın sen. Gözlüğüm siyah. Ona bakmak lazım. Nerede olduğunu bilmeyen nereye gideceğini de bilemez. Yani nereye gidiyoruz, ne yapacağız? O ahirete göre dünyayı ölçü yaparsa, ya yapmam, yapamam diyemem. Niye? Allah var, ahiret var, hesap var. Ahirete mihengini koyarsa, pergelin ucunu ahirete hesaba koyarsa, insan kral gibi adam olur. Hem de güzel de yaşar. Ruhani de yaşar, lezzeti de yaşar. Yani dünyadaki hayatı tanzim ederken, tertiplerken, doğrularımızı ve yanlışlarımızı yaparken ahiret merkezde olursa insan hem dünyada hem ahirette rahat edecek. Haritada ilk önce nerede olduğunu parmağını koy, daha sonra gideceğin yere parmağını koy. Şimdi şu, haritaya bakıyorsun. Adana'ya kaç kilometre var? Hemen sorarlar. Nereden? Pazardan mı kardeşim dedim. O zaman olayları çözümlerken kime göre? Nereye göre? Her birini doğruya koy. Bana göre değil. Sana göre değil. Allah'ın dediği gibi. Pergeli oraya koyarsan Allah bu konuda ne diyor? Ben bilmiyorum Allah'ın ne dediğini. Ehline sor. Nasıl ki başın ağrınca, dişin ağrınca dişçiye gidiyorsun. Ruhun ağrınca, ruhsal azap çekince niye ruhiyatçıya gitmiyorsun? Bana soruyorlar ne iş yapıyorsun? Tamirciyim diyorum. Elin ayağın, suratın, elin diyor. Hiçbir şey tamirciye benzemiyor. Ben akıl ve kalp tamirhanesini çıraklık yapıyor. Ruhiyatta çıraklıyım. Ruh eksenini tamir ediyor. Bu, şimdiki cuma vaazında buydu. Yani bedensel olsa şu ilacı kullan. Organ belli, hastalık belli, ilaç da belli. Ayak kırıldı, alçı bu, ilaç da bu. Ama benim anlattığım ruh eksenli. Mesela yalan, sahtekar insanı ne yapıyor? Kendisini devre dışı yapıyor. Kendisini ortadan kaldırıyor. Bu ruhiyattır. Ama bunun ilacı yok. Doktor bey, ben yalan konuşuyorum, bana bir ilaç var. Sana bir ilaç var mı? Yok. Ben kendimi kötü hissediyorum. Aklı devre dışı yapıyor. O kadar. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak çoluk çocuğumuzdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha temâs salavat.